Merhabalar. Bu derste bağlantılar panelini inceleyeceğiz. Bağlantılar paneli ya da daha doğrusu yeni bağlantı ekle tüm bağlantılar alanı beğendiğiniz, tavsiye etmek istediğiniz ya da arkadaşlarınıza ait web adreslerine sayfanızda, WordPress sayfanızda bağlantı vermek amacıyla kullanabildiğiniz bir alan. Örneğin sizler arkadaşlarınızın internet sitelerinin reklamını sitenizin sağ tarafında artık hangi paneli kullanırsanız buradan sağ tarafında mesela şu alanda kullanabilirsiniz veya sol tarafta size kalmış. Arkadaşlarınızla link exchange ya da tanıdıklarınızla yani link değişimi yapabilirsiniz. Benim sitemin linkini sana veriyorum, senin sitene gelen beni ziyaret etsin, ben de aynısını yapacağım. Bana gelen eğer benim siteden başka bir siteye geçmek isterse, ilişkili ya da farklı bir siteye geçmek isterse sağ tarafta linkini görsün, senin sitene geçsin gibisinden. Sevdiğiniz siteleri de buraya ekleyebilirsiniz. İlla onların haberi olmasına gerek yok. Yaptığınız işle alakalı insanların daha çok bilgi alabileceği siteleri de yeni bağlantı ekle alanından insanların erişmesini sağlayabilirsiniz. Peki nedir? Şimdi yeni bağlantı ekle alanına geldim. İsim seçeneğini seçiyorum. Örneğin benim sevdiğim sitelerden biri, sevdiğim bloglardan biri Aceto Balsamico'nun futbolla ilgili sitesi. Kopyalaya basıyorum bu linki. Şimdi yeni bağlantı ekle. Şuraya ben Aceto Balsamico yazıyorum. Web adresine yapıştırıyorum. Bakın ne diyor? HTTP Hypertext Transfer Protocol yani internet sayfa isimlerinin ön kısmında olan alanı unutmayın diyor. Tanım kısmı işte futbolla ilgili güzel bir site. Buradan ne diyor? Fare bağlantı üzerine geldiğinde onun ayrıntısı gözükecek. Hani siz internet sayfaları üzerinde bazen resimlerin üzerine geliyorsunuz da resimlerin üzerinde yazılar çıkıyor. Resmi açıklayan onlarla ilişkili. Bu da aynı mantık olacak. Kategoriler seçeneği sizin kategoriler kısmında da anlatmıştım. Aynı mantık var. Favorilerinizi ya da ne bileyim bağlantılarınızı belli kalıplar içine sokmanızı sağlar. Mesela ben buraya beğendiğim siteler kategorisi diye bir alan açacağım. Yeni kategori ismi beğendiklerim. Ekleye basıyorum. Ekleye bastığımda beğendiklerim işareti geldi. Ben Aceto'nun sitesini beğendiklerim içine koyacağım. Blog role otomatik olarak geliyordur. Yani bu neyin nesi demeyin. Ben bunları sildim. Burada aslında WordPress'le ilişkili internet sayfaları vardı. Hedef seçeneği yeni pencere yaz ya da sekmede. Yani şu. Ben ya da arkadaşım bu linke bastığı zaman yeni bir Explorer penceresi, Firefox penceresi, Chrome penceresi ya da sekmesi açılacak. Top seçeneği çerçeve olmadan şu anki pencere ya da sekme, mevcut sekme diyelim. Şu anki pencere ya da sekme seçeneğinde none'la da benzerini yapabilirsiniz. Aslında ikisinin arasında paralellikler vardı. Şimdi teferruatına girmeyeyim. Sizin burada kullanmanız gereken şey şu. Blank seçeneği. Yani kişiler sizin internet sayfanızdan çıkmasın ve yeni sayfaya gitsinler. Bu mantıklı. Ama tabii siz none seçeneği de şu anki pencere ya da sekmeyi seçerseniz de kişiler sizin sayfanızdan çıkarlar, bu sayfaya girerler aynı pencere içinde. Bağlantı ilişkisi XFriends Network diye hatırlıyorum. Bağlantı ilişkisi arama motorlarına sayfasını, linkini verdiğiniz kişiyle sizin aranızda bağ kurmayı sağlıyor. Mesela ben buradan Aceto'nun benim arkadaşım olduğunu farz ediyorum. Diyorum ki buraya arkadaş diyorum. Fiziksel olarak arkadaşım, mesela iş arkadaşım olduğunu belirtiyorum. Coğrafi olarak hiçbir şey belirtmiyorum. Aileden olduğunu da belirtmiyorum. Bunu işlemin içine dahil ederseniz arama motorları diyor ki diyor Aceto Balsamico Umut'un sitesinden Aceto Balsamico'ya link verilmiş. Bu kişi onun arkadaşı diye kendi çaplarında bir bağ oluşturuyorlar. Tabi bunun arama motorlarına da arayanlara da faydası muhakkak ki var. Fakat ben kullanmıyorum. Gelişmiş seçeneğine girmek istemiyorum ama şöyle anlatayım. Resim ekleyebiliyorsunuz, not ekleyebiliyorsunuz. Bağlantılar alanına. Peki şimdi ben bağlantımı girdim. Bu bağlantı özel kalsın. Sadece size özel bağlantı oluyor. Herkes göremiyor bu bağlantıyı. Bağlantı ekleye basıyorum. Bağlantım eklenecek birazdan. Peki ben bu bağlantıyı ekledim. Nasıl yayınlayacağım bu bağlantıyı? Şu an itibariyle mesela ben ne demiştim size dersin başında? Sağ tarafta ben bunu yer almasını istiyorum. 10 tane arkadaşımın sitesini, beğendiğim siteyi koymak istiyorum.
Arkadaşlar bunu da yapmanız için şimdi bağlantı alanından geçeceğiniz yer görünümden bileşenler alanı. Görünümden bileşen alanına geçerken internet sayfası ben size tüm bağlantılar linkini göstereyim. Şimdi tüm bağlantılar linki sizin mevcut bağlantılarınızla ilgili ayar yapmanı sağlar. Dikkat ederseniz önceki derslerde de anlattığım alanlar hep aynı. Uzun çok fazla bağlantınız varsa tak diye aradığınızı bulmak için bağlantı ara seçeneği. Adını düzenlemek için ve silmek için, siteyi silmek için alanlar. Onun internet sayfası adresi, hangi kategori altına konulduğu. İlişki kısmı, Experience Network'ü hatırlayın. Görünür olup olmaması, evet, siteme gelen her vatandaş görebilir. Oylama seçeneğini aktif hale getirmediğim için bunu söylemiyorum ama mesela Acılı Başlamikon'un sitesine giren biri siteyi çok beğenmiştir. Gelir oylama yapar, 5 puan 10 puan verir, atıyor. Bileşenler kısmına geliyorum. Bu arada bağlantı kategorileri açılsın. Bileşenler kısmında, ben bunu internet sayfamda göstermek istiyorum ya. Bağlantılar seçeneği var. Bakın mevcut bileşenler. Ben yan menüyü, sağdaki menüyü kullanıyorum genelde. Siz alttaki alanlara da ekleme yapabilirsiniz. Ki kafanıza çok fazla takılmasın bu alan. Ben zamanı gelince anlatacağım. Farenin sol tuşuna basılı tutup. Ben bağlantılara yer vermişim nedense de. Onu şuradan çekeyim bari. Bakın burada ne diyor? Bağlantı puanını göster, bağlantı açıklamasını göster. Ben bunların yayınlanması istemiyorum. Sizlerin bunu denemenizi öneririm. Gösterecek bağlantı sayısı mesela aynı anda 5 tane sitem olsun. 5 tane site gösterisi burada. Bağlantı başlığına göre sıralaması yani alfabetik olarak. Puana göre mesela en yüksek puanı alana göre de listeleme yapabilirsiniz büyükten küçüğe tarzında. Ben bağlantı kategorisi olarak ne istemiştim? Beğendiklerim. Kaydete basıyorum. Kaydete bastıktan sonra sayfamı da yenileyeceğim. Kaydetme işlemini yapsın. Sayfamı yeniliyorum. Sayfam yenilene dururken bağlantı kategorileri kısmına geldiğimiz farz edin kusura bakmayın biraz karışık oldu ama internet sayfası yenilene kadar işlemleri böyle anlatıyorum. Bağlantı kategorilerinde bağlantınızı gene kalıplar haline sokabilirsiniz. Örneğin ben ne dedim size? Beğendiklerim altında bir kategori oluşturdum daha demin. Aynı şeyi buradan da oluşturabilirsiniz. Burası diğer alanın teferruatlısı. Mesela bu sefer de farklı bir bağlantı kategorisi oluşturalım. Arkadaşlar, ne dedim size bir önceki derslerde? Arkadaşlar, yani rakam ve tire içerecek. Açıklama seçeneğinde sizi bilgilendirme bağında. Yine düzenli alanından düzenleme işlemlerini yapabilirsiniz. Hızlı düzenleden hemen ekspres bir şekilde düzenleme yapabilirsiniz. İsim güncellemesi vesaire işlemlere. Toplu işlemlerde de birden fazla seçeneği seçip ki blog rola maalesef müdahale edemiyorsunuz. WordPress'e gelen bir alan silme işlemini de toptan yapabilirsiniz mesela. Peki internet sayfamıza bakalım. Bakalım ne çıkmış. Beğendiklerim kısmına dikkatinizi çekiyorum. Aceto Balsamico'nun internet sitesi gelmiş. Futbolla ilgili güzel bir site yazıyor. Bastığım anda internet sitesine dikkatinizi çekiyorum. Benim internet sayfamdan. Yani gidiyor mevcut için yeni bir sekme yeni bir sayfa açmadan o sayfaya giriyor.